Jelatin gümüş baskıyla beraber fotoğrafçılıkta hazır fotoğraf kağıdı, hazır film gibi malzemeler kullanılmaya başlandı. Bunlar ucuz ve yaygın hale geldikçe fotoğrafçılığın hayatımızdaki yeri de hızla değişti. Artık herkes hem bir fotoğraf objesi olmuş hem de kendisi fotoğraf çekebilir hale gelmişti. XIX yüzyılın ortalarında gümüş nitrat kullanılan baskı yöntemlerinin neredeyse tamamı iki adımlı bir süreçten oluşuyordu. Tek adımlı süreci olan bir yöntem tabii ki de çok daha kolay olabilirdi. Mesela ıslak kolodiyin yönteminin aksine, yani bromürlü levhanın üzerine kolodiyin döktükten sonra bu levhayı gümüş nitrata batırmak yerine, emülsiyon fotoğrafçılıkta bromür ve gümüş aynı solüsyonda bir aradadır. Fotoğrafçılığı kolaylaştıran bu buluş için birçok farklı insan birçok farklı deney yapmıştı. Neticede buluş İngiltere'den çıktı. Jelatin emülsiyonlarında günümüzde marketlerde satılan jöle karışımına benzer bir çeşit jelatin kullanılırdı. Bu jelatin su dolu bir kaba konur. Jelatinin şişmesi beklenir. Şişen jelatin eritilir. Ardından buna bromür ile gümüş nitrat eklenir ve solüsyon karıştırılır. Artık sıcak jelatin içinde gümüş bromür bulunan karışımımız hazır. Emülsiyonun temelinde bu formül yatar. 1880'lerin başında fotoğrafçılık için kullanılan cam levhaların çoğu sıcak cam levhanın üzerine sıcak jelatin dökülerek kaplanırdı. Kolodyen levhasının elle kaplanmasına benzer bir işlem. Farkı ise artık levha kuruyken de fotoğraf çekebiliyor olmanızda. Artık fotoğrafçıların seyahat ederken yanlarında karanlık odalarını da taşımalarına gerek yoktu. Çünkü bu buluşla birlikte levhayı kurumadan önce tab etmek zorunluluğu ortadan kalktı. Yanınıza bir paket levha alıp gezmeye çıkabiliyor, fotoğraf çektikten sonra levhayı kaldırıyor ve haftalar sonra kendi karanlık odanıza geri dönüp levhayı tab edebiliyordunuz. İşte bu hayatı kolaylaştıran bir buluştu. Çok geçmeden aynı emülsiyon kağıda da uygulandı. Jelatin gümüş baskı ilk olarak 1800'lerin sonlarında ortaya çıkmıştı. Bu baskı işlemi, bastırma ya da kontak baskı yönteminden ziyade kimyasal bir süreç olan tab etme yöntemine dayanıyordu. Kontak baskı yönteminde ışık bir objeye çarpar ve bu esnada oluşan değişimi gözlemleyebilirsiniz. Öte yandan tab etme yönteminde ise görünmeyen bir resim vardır. Süreç şöyle işler. Malzemenin üzerine sadece azıcık bir ışık tutulur. Fakat gizli resmi ortaya çıkaran başka bir kimyasalın içine konulana kadar malzemedeki değişimi gözle göremezsiniz. Bu yöntemin en önemli faydalarından biri ise kontak baskı yöntemindekinden çok daha küçük bir negatifle başlayabilmenizdir. Fotoğrafçılığın ilk zamanlarında negatifin yapmak istediğiniz baskıyla aynı boyutta olması gerekiyordu. Bunun sebebi kontak baskı yönteminin kullanılmasıydı. Negatif son baskıyı oluşturan kağıda birebir temas ediyordu. Fotoğrafçılık geliştikçe negatifi büyütebilmek de mümkün oldu. Negatifi bir agrandizöre koyarak kolayca daha büyük bir baskı yapabiliyordunuz. Artık kontak baskı zorunluluğu ortadan kalkmıştı. 1888 yılında George Eastman Kodak fotoğraf makinesini çıkarttı. Artık herkes fotoğraf çekebilecekti. Profesyonel olmaya veya tüm o kimyasal konuları bilmeye gerek olmadan fotoğraf çekmek mümkündü. Kulağa çok basit geliyor. Siz düğmeye basın, gerisini bize bırakın, diyor Kodak. İşte karşınızda yepyeni bir endüstri. Bu bilinen en eski Kodak fotoğraf makinesi. Adı The Kodak. Seri numarası 6. Yani bu gördüğünüz üretilen 6. makineymiş. 100 adet çekimin tamamı yapıldıktan sonra makine baskı ve yeniden yükleme için Rochester'a geri gönderilirdi. Deklanşör yan taraftaydı. Hala çalışıyor. 1888 yılında üretilen bir makine için oldukça iyi durumda. Artık fotoğraf makinesi daha küçük ve taşınması daha kolay olduğu için insanlar her yere fotoğraf makineleriyle gidiyordu. Fotoğrafçılığın gelişmesi halk için ya da anılarını ölümsüzleştirmek isteyen herkes için yeni bir alan açmıştı. Jelatin gümüş baskının estetik görüntüsü pürüzsüz yüzeyinden geliyor. Jelatin, kağıdın en üst katmanını oluşturuyor ve baskı malzemesini bir arada tutuyor.
Öte yandan mesela tuzlu kağıt baskılarda resim, malzemenin kağıdın dokusuna işlemesiyle oluşuyordu. Jelatin gümüş baskı, 20. yüzyılda en yaygın kullanılan fotoğrafik baskı yöntemiydi. Aşina olduğumuz analog fotoğrafların büyük çoğunluğu bu yöntemle hayat buldu. Siyah-beyaz jelatin gümüş baskının netliği ve keskinliği, fotoğraf gazeteciliği için norm haline geldi. Uzaklardan gelen bilgilerin aktarılması ve gazetelerde, dergilerde basılmak üzere gönderilmesi için standart yöntem artık buydu. Bu yöntem her zaman Lewis Hine'ın ve Dorothy Lane, Walker Evans gibi SFA fotoğrafçılığıyla tanınan belgesel fotoğrafçılıkla ilişkilendirildi. Gümüş jelatin, siyah-beyaz görseller oluşturmanızı mümkün kılar. Bugüne kadar izlediğiniz tüm filmler gümüş jelatinle yapılmıştır. George Eastman Kodak'ı çıkardığında 1889 yılı civarında esnek transparan film üretmeye başladılar. Daha önce kullanılan levhaların yerini esnek bir filmin almasıyla sinema filmleri de artık mümkün olmuştu. Ayrıca jelatin gümüş yöntemi renkli fotoğrafçılığın da önünü açtı. Tab esnasında gümüş boyaları açığa çıkarır ve sabitleme esnasında da gümüş temizlenir ama boyalar kalır. Bugüne kadar bastığınız tüm fotoğraflar, 20. yüzyıldan kalan tüm o renkli resimlerin baskı süreçlerinde kullanılan emülsiyonlarda mutlaka gümüş ve jelatin içeriği kullanılmıştır. Dijital fotoğrafçılıkla beraber kullanılamaz hale gelen şey işte tam olarak budur. Analogdan dijital fotoğrafçılığa geçiş uzunca bir zaman sürdü ve hala da sürüyor. 2004 yılı analog fotoğraf makinelerinin kullandıkları film üretiminin doruk noktasıydı. 2004'ten sonra dijital kamera satışlarının analog fotoğraf makinesinin önüne geçtiği açıkça görülüyor. George Eastman Müzesi'nde fotoğrafik yöntemler konusunda düzenlenen halka açık atölyelerde gümüş jelatin emülsiyonunun tarihi bir yöntem olarak öğretildiğini görebilirsiniz. Dijital çağda cep telefonu ile fotoğraf çekebilen katılımcılar geçmişe dönüyor, sıfırdan kuru levhalar ve fotoğraf kağıdı yapmayı öğreniyorlar.